İzdihamda yüzlerce insan öldü diye haberlerde duyuyoruz. Bu insanlar neden ölüyor? Aşırı kalabalık sonucu oluşan izdihamlarda insanlar neden can veriyor? Güney Kore'nin başkenti Seul'de Cadılar Bayramı kutlamaları sırasında dar bir sokakta yaşanan izdihamda en az 154 kişinin hayatını kaybetmesi, dünyada aşırı kalabalıkların neden izdihama dönüştüğünü ve insanların neden can verdiği sorusunu beraberinde getirdi. Büyük kalabalıkların aniden toplu halde hızla çıkışlara hareket etmesi, ortaya çıkan panik durumunda insanların dar alanlarda sıkışması, birçok kişinin hayatını kaybetmesine yol açıyor. Kalabalıkların umutsuzca kaçmaya çalıştığını gösteren filmler, ölümlerin çoğunun nedeninin ayaklar altında çiğnenmek olabileceğini düşündürse de, gerçek şu ki aşırı kalabalıklarda insanlar nefessiz kaldığı için boğularak can veriyor. İnsanlar havasız kalınca ayaktayken de yaşamını yitirebiliyor. Yere düşen insanlar ezilmekten değil, üzerlerine düşen kişiler nedeniyle nefes alamadıkları için can veriyor. Aynı anda onlarca kişiye kalp masajı yapılan görüntüleri izlediğimizde, hayata bağlamak istenen kişiler için ilk müdahalenin zaman bakımından ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Peki izdihamın oluşabileceğini düşündüğümüzde ne yapmamız gerekiyor? İşte yapmamız gerekenler. 1. Uyanık olun. Böyle bir kalabalığa girerken izdiham olsa nereden kaçarım diye düşünerek alana öyle girin. Alana girmeden bölgenin fiziksel durumlarına bir göz atın. Çıkış yolları nereler? Elbette bu plan etrafınız sarılmışken ve sıkışık bir haldeyken hiçbir işe yaramayacaktır. Mesela kalabalığın olduğu kapalı bir yere ya da dar bir boğaza yaklaşınca acil çıkış kapılarını tespit edin. Bu tür tespitleri belirlemeyi de refleks haline getirin. Kimi zaman bir pencereden atlamak, kimi zaman da demir parmaklıklı bir pencerenin üzerine çıkmak zorunda kalabilirsiniz. 2. Gardınızı alın. Etrafınızda küçük bir alan açmak bile çok işe yarayabilir. Elleriniz aşağıda kalmasın. Gerekiyorsa çevrenizi de iterek kendiniz için, daha doğrusu göğüs kafesiniz için bir alan oluşturun. 3. Dar sokaklar ve koridorlar kitlesel panik anında en riskli alanlardır. Kalabalık akarken alternatif yol oluşursa geniş olan tarafa doğru yönelin. İnsanlar hayatlarını kurtarmak için sizi ezip geçmekten imtina etmezler. Arkadan gelen itme kuvvetiyle de kimse duramayacaktır. 4. Panikletmeyin. Bağırarak, çağırarak krizi önleyemezsiniz. Soğukkanlı ve yapıcı olun. 5. Bu kaosta telefonunuza ve çantanıza sahip çıkın. Sıkışık kalabalıkta bunları düşürürseniz tereddüt etmeden devam edin. Almaya çalışmayın, artık çok geç. Eğer eğilirseniz ezilme olasılığınız daha da artar. Düşerseniz kalkamayabilirsiniz. Onun için yere düşünce kalabalığın akış yönünde emekleyin. Kalkmayı öyle deneyin. 6. Kalabalıkta sıkışık vaziyette yürürken öne doğru itildiğinizde dalga dalga ilerlemeler olacaktır. Durulma anları sizin için hareket etme fırsatıdır. Kaçış yolu bulursanız çapraz şekilde ilerleyin. Geriye dönmeye çalışmayın, başaramazsınız. 7. Çocukları, kadınları ve yaşlıları ezmemeye çalışın. Onları öncelik tanıyın. Cesur ve kararlı olduğunuz kadar aynı zamanda merhametli olun. Olay günü izdihamdan kurtulmayı başaran Gealdim isminde bir yaralı, o gece izdihamın yaşandığı anları şu sözlerle aktardı. İnanılmaz bir manzara vardı. İnsanlar hayatlarını kurtarmak için o daracık sokaklardan çıkmaya çalışırken kaldırımda dans etmeye devam eden insanlar gördüm. Kurtarma ekipleri ezilenleri hayata döndürmeye çalışırken müdahale esnasında dahi kulüpler hep açıktı. Bu manzara bir türlü kafamdan çıkmıyor. Söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Bu konuyla ilgili görüşlerinizi yorumlar kısmına bekliyorum.